Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 6. sınıf öğün yayınları sayfa 120 ve 121'deki alıştırmalar kısmını çözeceğiz. Kesirlerle bölme işlemi yapacağız arkadaşlar. Birinci sorumuzla hemen başlıyorum. Aşağıda verilen bölme işlemlerini modelleyerek yapınız demiş. Modellememiz istenmiş. A şıkkına bakarsam arkadaşlar 5 bölü 1 bölü 3. 5 tamı 1 bölü 3'e bölmem istenmiş. O yüzden 5 tane tam şekil alıyorum arkadaşlar. 5 tane şekil aldım. 5 şekli her birisini 3 parçaya bölmem istenmiş. Toplam kaç tane kutu etti arkadaşlar? 3, 6, 9, 12, 15 tane cevabımız 15 olarak karşımıza geldi. Modelle gösterimi de bu şekilde olacak A şıkkının arkadaşlar. İşlemi yapmak istersek 5'in altında gizli bir 1 var. Bütün doğal sayıların altında gizli bir 1 vardır arkadaşlar. Bölü 1 bölü 3 dediğinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Birinci kesri aynen yazıyoruz. 5 bölü 1. İkinci kesri ters çevirip 1 bölü 3'ü 3 bölü 1 yazıp çarpıyoruz. Bölme işlemini çarpmaya dönüştürüyorduk hatırlarsanız. 5 ile 3'ü çarptığınızda 15. 1 ile 1'i çarptığınızda 1. 15 bölü 1'den cevabım yine ne çıkmış oldu bakın. 15 cevabına ulaşmış olduk bölme işlemini çarpmaya dönüştürerek yaptığımızı hatırlıyorsunuz. Birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilip 1 bölü 3, 3 bölü 1 olup çarpma işlemi yapıyoruz. Bölme işleminde arkadaşlar gördüğünüz gibi cevabı da bulunmuş olduk. 5 şıkkına geçtik. 1 bölü 8'i 2'ye bölmem istenmiş arkadaşlar. 1 tamı önce 8 parçaya bölmem istenmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 7 parça oldu. Bir parça daha ekledim. 2, 4, 6, 8 parça 8 parçalık bir model aldım arkadaşlar. Bunun 1 bölü 8 dediği için bir tanesini taradım. Bunu diyor ki 2'ye bölün. Bütün şekli 2'ye bölmem istenmiş. Tam ortadan şu şekilde bölersem bütün şekli 2'ye bölmüş olurum. Bize buradaki ifadeyi sormuş. Bir tanesi bakın bizim ifademizde bir tanesi toplam kaç tane arkadaşlar 16 tane 1 bölü 16 olarak modelle gösterilmiş olur. Modellemesi bu şekilde cevabımız da 1 bölü 16 olarak karşımıza geldi. İşlemi yaparsak 1 bölü 8 bölü 2 bölü 1 gizli 1 var altında. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar 1. kesir aynen 1 bölü 8 çarpı 2. kesir ters çevirip çarpacağız 1 bölü 2 yazdık. 2 bölü 1 1 bölü 2 oldu. Çarptığımda da 1 kere 1 1 8 kere 2 16 1 bölü 16 cevabına ulaşmış olduk. Modellemesi de bu şekilde olmuş oldu arkadaşlar. C'ye geçtim. C ve Ç şıkları gördüğünüz gibi aynı. İkisinde de aynı işlemi yapacağız. Burada bir hata var. İkisinde de aynı işlemi uygulamış olacağız. 2 bölü 5'i önce bir bütünü 5 parçaya bölmem istendi. Bu 5 parçalık yerinde 2 tanesi taranması istenildi. Evet. Bunu 4 parçaya bölmem isteniyor arkadaşlar. Bütün şekli 4'e böleceğim. Yatay olarak bölüyorum. 1 2 3 ve 4'e bölmüş oldum şu an. Toplam şekil kaç arkadaşlar? 2 4 8 12 16 20 tane şeklim var. 2 tanesi bizden istenilen kısım o zaman cevabım 2 bölü 20 modellemesi de bu şekilde oldu. C ve Ç şıklarının işlemi yaparsak 2 bölü 5 bölü 4 bölü 1 birincisi aynen yazılır 2 bölü 5 ikincisi ters çevrilip çarpılacak. Çarpmayı yaptığımda 2 kere 1 2 5 kere 4 20 2 bölü 20 olarak bakın cevabı yine işlem yaptığımızda da bulmuş olduk. Modellemesi de burada gösterdiğimiz gibi olmuş oldu. Birinci soruyu bitirdik ve 2'ye doğru geçtik arkadaşlar. Bir fotokopi makinesi her 3 bölü 4 dakikada bir sayfa fotokopi çekiyor. Bu makine 4 tam 1 bölü 2 dakikada kaç sayfa fotokopi çeker demiş. Bakın 4 tam 1 bölü 2 dakika verilmiş. Her bir fotokopi için 3 bölü 4 dakika harcamış. O zaman 4 tam 1 bölü 2 süresini 3 bölü 4 süreye bölerse kaç fotokopi çektiğini bulabiliriz. Tam sayılı kesirlerde bölme yapmak isterken önce bileşik kesle çevirmemiz lazım. 4 ile 2'yi çarptım 8 1 ekledim 9 bölü 2 arkadaşlar bölü 3 bölü 4. Bölmeyi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Birinci kesim aynı şekilde 9 bölü 2 ikinci kesim ters çevirip 4 bölü 3 yazıp çarpma işlemi yapıyorum. 9 kere 4 36 3 kere 2 6 36 bölü 6 cevabına ulaştık. Bu da tam bölünür arkadaşlar 36'yı 6'ya böldüğümüzde cevap nedir? 6 tam yani 6 fotokopi 6 sayfa fotogobi çeker bu sürede diyoruz cevabımız 6 çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi önce tam sayılı kesi bileşiğe çevirerek işlem yapmış olduk. 3. sorumuza geçtik arkadaşlar. Yandaki tabloda bölgelerimizin sahip oldukları ormanlık alanlar yaklaşık olarak verilmiştir. Tabloya göre Akdeniz bölgesinin sahip olduğu ormanlık alan Doğu Anadolu bölgesinin kaç katıdır? Akdeniz'in yani 1 bölü 5'in Doğu Anadolu bölgesi 1 bölü 10'un kaç katıdır? Bakın kaç katı dediği için 1 bölü 5'i Akdeniz'in değerini bölmem lazım. Doğu Anadolu'ya 1 bölü 10'a bölersem kaç katı olduğunu bulabilirim. Birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesiri ters çevirip 10 bölü 1 yaptım ve çarpma işlemi uygulayacağım. 10 kere 1 10, 5 kere 1 5, 10 bölü 5, 10 bölü 5 yani 15'e tam bölünür. 2 cevabı çıkar kaç katıymış arkadaşlar A şıkkımızın cevabı? 2 katı olacakmış. Birinci A'nın cevabı 2 çıkmış oldu. B'yi çözelim arkadaşlar. B'ye geçtik. Karadeniz bölgesinin sahip olduğu Karadeniz 1 bölü 4. Ege bölgesinin kaç katı? Ege 3 bölü 20. 1 bölü 4. 3 bölü 20'nin kaç katı diye sordu arkadaşlar. Yine bölme işlemi yapıyorum. Birincisi aynı. İkinciyi ters çevirdim ve çarpma işlemi yapıyorum. 20 çarpı 1 20. 4 kere 3 12. 20 bölü 12 katı çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sadeleşmeler var. Sadeleştirebiliriz. Her ikisi de 4'e bölünen bir ifade. 20'yi 4'e böldüm. 5. 12'yi 4'e böldüm. 3. 5 bölü 3 katı kadar çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşlemi yaptığımızda. Biz bir daha bakarsak. Karadeniz bölgesi 1 bölü 4. 3 bölü 20 ters çevirip çarptığımızda 20 bölü 12 5 bölü 3'e eşit olmuş oldu. Gördüğünüz gibi 5 bölü 3 kat demiş olduk. Üçüncü sorumuzu da çözmüş olduk arkadaşlar. Dördüncü sorumuz aşağıda verilen bölme işlemlerinin hangisinde bölünen sonuç bölünen sonuçtan küçük olur? Arkadaşlar bölünen sonuçtan küçük olması için e, ne olması lazım? sonuçlarla karşılaştıralım. Önce bulalım sonra yorum yapalım arkadaşlar. Önce bir A şıkkına baktığımda 25 bölü 1 bölü 5 bölü 8. Birinci kesri aynen yazdım. 25 bölü 1. İkinci kesri ters çevirip çarpıyorum. Çarptığımda arkadaşlar 25 çarpı 8 ne yapar? 200. 5 çarpı 1 5. 205'e tam bölünür. Kaç defa arkadaşlar? 40 çıktı. Sonucum gördüğünüz gibi 200'ü 5'e bölerse 40 çıkar. Sonucum 40 çıktı. Bakın sonucum ne oldu? Bölünen sayı 25'ti. Çıkan sonuç 40. Ne oldu? Daha arttı. Nasıl arttı? Bölünen sonuçtan küçük olur. Burada Evet bölünen sayım 25'ti sonucum 40'tı küçük oldu gördüğünüz gibi. Eğer bölünen sayı basit, bölen sayı basit kesirse bir tamdan küçük ise ee, sonucum daha büyük çıkar. Eğer e, bileşik kesir veya tam sayılı kesirse sonucum daha büyük çıkacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 25 basit kesire bölündüğü için sonucum daha fazla çıktı. Sadece A şıkkında daha küçük olur yani sonuçtan ifadem. Bakın 40 25 40'tan küçük olduğu için sadece A şıkkı sağlayacak diğerleri sağlamayacak. Diğerlerini de deneyebiliriz. Sadece A'nın sağladığını gösterdik. B'ye bakarsak 12 bölü 1 Bölü 3 bölü 2. Birincisi aynen yazılır. İkincisi ters çevrilip çarpılacak. 24 bölü 3. O da eşittir 8. 8'e. Gördüğünüz gibi 8 çıktı. Bölünen sayım 12 idi. Bölünen sayım sonuçtan daha büyük. Gördüğünüz gibi. O yüzden burada sonuç sonuçtan küçük değil. B'yi elemiştik zaten. Cevabı A olarak bulmuştuk. C'yi yaparsak 40 bölü 1 bölü 5 bölü 4. Birincisi aynı yazılır. İkincisi ters çevrilip çarpılacak. 40 çarpı 4 160 bölü 5. 160'ı 5'e bölersek ne çıkar arkadaşlar? 3 defa. 32 defa oldu. Sonucum 32. Bölünen sayım 40. Gördüğünüz gibi yine sonuç daha küçük. 128'i 8 bölü 3'e bölersem. 128 bölü 1 bölü 8 bölü 3. Ters çevirip çarparsam. 128 bölü 1 çarpı 3 bölü 8. O da neye eşittir arkadaşlar? Burada sadeleştirmeyi önce yapabilirsiniz. 128 ile 8 sadeleşir. Burada 1 kalır. 128'i 8'e bölersek de ne kalır arkadaşlar? Bir defa 16 çıkmış oldu gördüğünüz gibi. Sadeleştirdim 8'e böldüğümde 16 çıktı. 16 ile 3'ü çarptım 48. 1 kere 1, 1. Sonucum 48 çıkmış oldu sayım 128'di sonucum 48. Yani bölünen sayım sonuçtan küçük değilmiş. Bu da gitti. Sadece A şıkkında bunu dediğim gibi hiç işlem yapmadan şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sayı bölü, bölünen sayı basit kesire bölünüyorsa eğer bu sayım her zaman sonuçtan daha büyük çıkar. 25'i 5 bölü 8'e böldüğümüzde 40 çıkmıştı. Ama diğer bileşik kesir ve tam sayılı kesire bölünüyorsa sonucum daha büyük çıkacak gördüğünüz gibi. Sadece A şıkkı bu sorunun dediği ifadeyi sağlıyor. Dördüncü sorumuzun cevabı da A şıkkı çıkmış oldu. B, beşinci soruya geçtik arkadaşlar. Beşinci soruya baktığımızda aşağıda verilen bölme işlemlerini yapınız demiş. <laughs> Birinci kesrim 12 bölü 1. ikinci kesrim 2 bölü 3. Birinci kesri aynen yazıyorum. İkinci kesri ters çevirip çarpacağız. 12 kere 3 36. 2 kere 1 2. 36 2'ye bölersek de 18 cevabına ulaşmış oluruz. Birinci A'nın cevabı gördüğünüz gibi 18 çıkmış oldu. İkinciye geçtim. Önce bileşik kesle çevirmem lazım. 1 kere 7, 7. 2 ekledim. 9 bölü 7. 9 bölü 7 bölü 3 bölü 1'i sormuş arkadaşlar. Birinci kesim aynen yazılır. İkinci kesim ters çevrilip çarpılacak. 9 kere 1, 9. 7 kere 3, 21. 9 bölü 21. Sadeleşme var arkadaşlar. Her ikisi de 3'e bölünür. 3'e böldüğümde 3, 3'e böldüğümde 7. Cevabınız 3 bölü 7 veya 9 bölü 21 olarak karşımıza gelmiş oldu. C şıkkına bakarsak 5 bölü 18, 10 bölü 8. Birinci kesri aynen yazdınız. İkinci kesri ters çevirip çarpacağız. 8 kere 5 40, 18 çarpı 10 180. Her ikisi de 10'a bölünüyor. 10'a böldüğümüzde 4, 10'a böldüğümüzde 18. Bir daha sadeleşiyor arkadaşlar. 2'ye böldüğümde 2, iki, 2'ye böldüğümde 9. Yani en sade hali ne çıktı arkadaşlar? 2 bölü 9 çıktı. Diğer haller gene sadeleşiyor. Sadeleşme olduğu için en sade halini bulmamız lazım. 2 bölü 9 cevabına ulaşmış olduk. Ç şıkkına bakarsam bileşik kesre çeviriyorum. 3 kere 2, 6, 1 ekledim. 7 bölü 2, bölü 21 bölü 4. Birinci kesri aynen yazdım. İkinci kesri ters çevirip çarpalım. Çarparsak 7 kere 4 28. 21 çarpı 2 ne yapar arkadaşlar? 42. Her ikisi de sadeleşiyor. 7'ye bölünür arkadaşlar. 7'ye böldüğümüzde 4 defa. 7'ye böldüğümüzde 6 defa. Bir daha sadeleşiyor arkadaşlar. 4 bölü 6. 2'ye böldüğümüzde 2. 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3. En sade hali 2 bölü 3 oldu. 28 bölü 42'yi direkt 14'e bölerek de 2 bölü 3'e ulaşabilirsiniz. En sade halini bulmaya çalışıyoruz. O yüzden bölerek en sade haline ulaşmış olduk. Buradaki bütün ifadeleri de çözmüş olduk arkadaşlar. Altın soruma geçelim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız. Kesirlerle bölme işlemi yapılırken tam sayılı kesir veya varsa bileşik kesir çevirir. Çevrilir. Tam sayılı kesir, bileşik kesirle çevrilir. Zaten yukarıdaki işlemlerde bu işlemi uyguladık arkadaşlar. Doğru. Kesirlerle bölme işlemi yapılırken birinci kesir ters çevrilerek ikinci kesir ile çarpılır. Hayır. Birinci kesir ters çevrilmez arkadaşlar. İkinci kesir ters, ters çevrilir. Burada hatalı bir ifade var. Yanlış. Kesirlerle bölme işlemi paydalar eşitlenip birinci kesim payı ikinci kesim payına bölünerek de yapılır. Evet. Bu ikinci bir yöntemdir arkadaşlar. Daha uzun bir yöntem paydaları eşitleyerek payları bölerek de işlem yapılabilir. Doğru bir ifadedir. 8 bölü 1 bölü 4 ifadesi. 8'in içinde kaç tane 1 bölü 4 olduğunu gösterir. Evet 8'in içinde kaç tane 1 bölü 4 olduğunu gösterir. Doğru. Bir doğal sayı birden büyük bir kesirle bölündüğünde sonuç bu sayıdan büyük olur demiş. Bir doğal sayı birden büyük kesirle bölündüğünde sonuç bu sayıdan büyük olur. Hayır arkadaşlar. Birden küçük sayılarla, bir tamdan küçük basit kesirlere bölünürse sonuç daha büyük olur. Birden büyük kesirlere bölündüğünde sonuç daha küçük olur. O yüzden bu bir yanlış ifade arkadaşlar. Birden büyük bir kesirle bölündüğünde sonuç bu sayıdan büyük olmaz. Bu sayıdan küçük olacaktı. Yanlış bir ifade var Altın sorumuzda. Zaten biraz önce bir sorumuzda bununla karşılaşmıştık. A şıkkı çıkmıştı cevabımız. 7. sorumuza doğru geçtik arkadaşlar. Aşağıda verilen işlemleri işlem önce işlem özelliğini dikkate alarak yapınız. Yine burada işlem önceliği de var arkadaşlar. İşlem önceliğine bakıp dikkat ederek işlemleri yapacağız. Bakın parantez var, çarpma var, toplama var. Önce parantez yapılır. O yüzden parantezi yaparken de paydaların işlenmesi gerekir. 3 ve 6'yı 6'da buluşturabilirim. O yüzden bu 2 ile genişletirsek 4 bölü 6 kesre elde ederiz. Burada da 5 bölü 6 var. Topladığımızda ne yapar arkadaşlar? 9 bölü 6 oldu parantezimizin içi. Diyor ki 2 bölü 5 ile de bunu çarp. 2 bölü 5 çarpı çıkan sonucun parantezimizin sonucu 9 bölü 6 idi. 9 bölü 6 ile çarpacağız. 9 kere 2 18. 6 kere 5 30. 18 bölü 30 cevabına ulaştık. Sadeleşme var. Her ikisi de 3'e bölünür arkadaşlar. 3'e böldüğümde her ikisi de daha 6'ya da bölünüyor arkadaşlar. 3'e bölmeden direkt 6'ya bölersek en sade haline daha çabuk ulaşırız. 6'ya böldüğümüzde 18'i 3 çıkar. 6'ya böldüğümüzde 5 çıkar. Cevabım 3 bölü 5 olmuş oldu. Gördüğünüz gibi cevaba ulaşmış olduk arkadaşlar. Birinci ifademizde. İkinci ifademize geçtik. Çıkarma ve çarpma var. Önce çarpma yapılır. Çarpalım arkadaşlar. Çarpmada direkt çarpıyoruz. 2 kere 3 6. 6 kere 4 24. Çarpmayı yaptığımızda 6 bölü 24 çıktı. Şimdi bu tam 1 bölü 6'dan bu ifadeyi çıkarmam isteniyor. Önce tam sayılı kesri bileşiğe çevirelim. 6 kere 3 18 1 ekledim. 19 bölü 6 eksi 6 bölü 24. Paydaları 24'te buluşturabiliriz. Çıkarma yapmak için paydaları eşitliyorum. 4 ile genişletirsem 24 olur. 19 çarpı 4 ne yapar arkadaşlar? 9 kere 4 36 elde var 3. 76 bölü 24 çıktı. Eksi 6 bölü 24. 76'dan 6 çıktığında 70 kalır. 70 bölü 24 cevabına ulaşmış olduk. Sadeleşme var arkadaşlar. 2'ye bölersek 35. 2'ye bölersek 12. 35 bölü 12 cevabına ulaşmış olduk. İkinci cevabımızda da 35 bölü 12 çıktı. Sadeleştirmeleri yapmayı unutmuyoruz. Son anda arkadaşlar şıklarda çünkü bulduğunuz 70 bölü 24 cevabı olmayabilir. C'ye geçtiğimde bölme, çıkarma, çarpma, bölme ve çarpma öncelikli bölme, en soldaki bölmeden başlayarak işleme başlayacağız. Önce bölmeyi yapacağız. Birinci kesri aynen yazdım. İkinci kesri ters çevirip çarpıyorum. 9 kere 2 18. 8 kere 3 24. 18 bölü 24 cevabına ulaştım. Şimdi çarpmayı yapabilirim. Direkt çarpıyoruz. 15 çarpı 1 15. 8 kere 5 40. Gördüğünüz gibi ilk ifademi 18 bölü 24. İkinci ifademde 15 bölü 40 buldum. ve Bunları çıkarma işlemi yapmam istendi. Sadeleştirmeleri yapıp çıkarmayı yapalım arkadaşlar. Bu 6'ya bölündüğünde 3. Bu 6'ya bölündüğünde 4. 3 bölü 4 sadeleşmiş hali. Bu da 5'e böldüğümüzde 3. 5'e böldüğümüzde 8. 3 bölü 8 ifadesi. Şimdi çıkarmayı yapabilirim artık. Sade halde paydaları işlemesi daha kolaydır. Çünkü önce sadeleştirmeleri yaptım. 8'de buluşuyor. Bunu 2 ile genişletirseniz 6 bölü 8 eksi 3 bölü 8 cevabı çıktı. 6'dan 3 çıkarsa 3 paydam 8 cevabım en son halde 3 bölü 8 çıkmış oldu. Şurada bakın 24 ve 40'ın paydaları eşitlemek daha zor olduğu için önce sadeleştirip sonra paydaları eşitlemek daha kolayımıza geldi. Burada 24 ile 40'ın paydasını eşitleyip de işlem yapsanız da aynı sonuca ulaşırsınız ileride sadeleştirdiğinizde. Son C şıkkına geldim. Parantez var, bölme var, çıkarma var. Önce parantez yapılır. Burada pratik bir işlemimiz vardı arkadaşlar. 4'ü 7 ile çarptınız. 7 kere 4, 28. 1 eklediniz. 29 bölü 7'ye eşittir bu ifadenin karşılığı. Bu ifadeyi yapalım şimdi. Bölmeyi yapacağız önce. Çıkarmadan önce bölme yapılır. 3 bölü 1 bölü 2 demiş. 3'ü A 3 bölü 1'i aynı şekilde yazdım. İkinci kez ters çevirip çarpacağız. 3 kere 2 6. 1 kere 1 1. 6 bölü 1. O değiştir 6'ya. Birinci ifadem 6 olarak geldi. İkinci ifadem 29 bölü 7. Bunu çıkarmamız isteniyor. 6'dan 29 bölü 7 çıkarılırken pratik bir yöntem var yine arkadaşlar. 6 ile 7'yi çarpıyoruz. 42. 29 çıkarıyoruz. Burası çıkarma olduğu için çıkarma yaptım. Artı olduğunda ekleme yapıyorduk. 6 kereydi 42. 29 çıkarmam lazım 42'den. 42'den 29'u çıkardığınızda arkadaşlar ne kalır? 13 kalır. 13 bölü 7 cevabına ulaşmış olduk. Gördüğünüz gibi cevabımız 13 bölü 7 çıkmış oldu. 8'in sorumuza doğru devam ettik. İşleminin sonucu bulunuz demiş. Yine işlem önceliklerini dikkat alarak işlem yapacağız. Parantezler var. Parantezleri yapalım. Birinci parantezimi yapmak için paydaları eşitlemem lazım. O yüzden 3 ile genişlettim. 6 bölü 21 eder. Artı 3 bölü 21. O da eşittir. 9 bölü 21 çıkmış oldu. Birinci parantezim. İkinci parantezimizi yaparsak. Yine sadeleşme var. En son yapalım arkadaşlar. İkinci parantezimizi yaparsak. 6 ve 9 var. İkisinin ortak katı 18. Bunu 2 ile bunu da 3 ile genişletirseniz. 15 bölü 18 ilik ifadem. İkinci ifademde 8 bölü 18 oldu. Çıkarma yaparsak 15'ten 8 çıktı. 7 kalır. Paydamız 18. 7 bölü 18 cevabına ulaşmış olduk. Burada sadeleşme yok. İkinci ifade, birinci ifademde vardı sadeleşme arkadaşlar. Sadeleştirirsek paydaları belki daha yakın buluşturabiliriz. Gerçi burada çarpma yapıldığı için sadeleştirmeye de gerek yok. Çarpma var çünkü arada. Birinci ifadem 9 bölü 21'di. İkinci ifadem 7 bölü 18'di. Bu şekilde çarpma yapalım. Sadeleştirerek. Çapraz sadeleşmeler olabilir. 9'u 9'a böldüm. 1. 18'i 9'a böldüm. 2 kaldı. 7'yi 7'ye böldüm. 1. 21'i 7'ye böldüm. 3 kaldı. Gördüğünüz gibi çapraz şekilde sadeleştirmiş oldum. 1 kere 1. 1. 3 kere 2 6 sonucum 1 bölü 6 çıkmış oldu. Çarpmada bu şekilde çapraz sadeleştirirseniz işlem çok kolaylaşır arkadaşlar. Eğer sonuç bulmaya kalkarsanız işlem hatası yapabilirsiniz. Bu şekilde çapraz sadeleştirmeleri kullanabilirsiniz. Cevabımız 1 bölü 6 çıkmış oldu gördüğünüz gibi. Ve son sorumuz 9. soruya geçtik arkadaşlar. <laughs> Aşkın öğretmen etüt aralarında öğrencilerine meyve dağıtıyor. Her öğrencisine bir elmanın 3 bölü 4'ünü veren aşkın öğretmen 3 elmayı kaç öğrencisine dağıtmıştır? 3 tane elması var her öğrenciye. 3 bölü 4 parça verdi. Kaç öğrenciye verdiğini bulmamız için 3 elmayı 3 bölü 4 parçaya bölmemiz lazım. Birinci kesri aynen yazalım. 3 bölü 1. İkinci kesri ters çevirip çarpalım. 3 kere 4 12. 3 kere 1 3. 12 bölü 3. O da tam bölünür arkadaşlar. Neye eşittir? 4'e yani 4 tane öğrencisine dağıtmıştır. 3 elmayı gördüğünüz gibi cevabımız çıkmış oldu. 9 soruyu çözdük arkadaşlar. İşlem önceliğine dikkat ediniz. Bölmede ikinci ifadenin ters çevrilip çarpıldığını unutmayınız ve sadeleştirmelere dikkat ediniz. Umarım 9 soruda anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.